Salata. Ha, geliyorum geliyorum, bitti. Salata. Dur, ben geleceğim. Sensin orayı, geliyorum ben. Sunucu kayboldu. İşte geldim, buradayım. Ben bu işte uzmanım. Daha 35 dakikamız var Nermin. Yok yok, 10 dakika reklam sonra. Ha, benim gene kör gözüm şey tabii, mi olmuş? Tabii. Hadi 10 dakikamız var. 3 adet haşlanmış patates, 4 adet haşlanmış havuç, 1 su bardağı mısır, yarım haşlanmış tavuk göğsü, 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri, 400 gram süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, 2 çay kaşığı tuz. Patatesi ben hemen zemine yerleştireyim, tuzla, karabiberle ben onu rendeleyeyim ben. Yo, ben onu ezerim Serpil'cim. Tamam. Sen havuçları rendeleme yaparsan iyi olur. Tuzunu ve karabiberini alırsam. Şöyle. Bunun zemini oluşturacağım. 10 dakikada patates salatası. Hadi bakalım. Evet, şöyle. Patates tuzu sever. Karabiberi de sever. Biraz da karabiber sahip bir köpçüm. O senin. Çok özür. Lezzetlendirme kısmı size kalmış. Baharatları o yüzden yazmadım. Karabiber, pul biber koyabilirsiniz. Patatesle karabiber çok güzel oluyor. Hafif serptik. Elinizde böyle hamur yoğurur gibi yoğurduktan sonra zemine serpil pişirmek ya da açtı daha rahat çıkarabilmek için. Herkesin evinde bu kelepçeli kalıplardan mevcut. Şöyle gökkuşağı renginde harika bir patates salatası yapalım. Şöyle. Evet. Şuraya koyayım hocam. Aralarında tavuk eti koyacağım. En son üzerine yoğurtlu karışımını yapacağız. Zemine düz bir şekilde. Ya da istiyorsan havuçla karıştıralım. Daha güzel olur. O da olur. Bana hepsi uyar canım. Şöyle. Daha evet. Güzel olur dediğin gibi. Buraya şöyle tavuklarımı. Serpil, bunları bir rondodan böyle bit yapsam mı çırpıcıyla? Biz onu sıcakken yapacaktık da işte unutmuşuz herhalde. Ha, şurada yapayım hemen ben. Sen ama eldiveni çıkartma ki şey yapma bir daha. Ben bir elimi yıkayım geliyorum. Mikserle yapacaksın onu değil mi? Aha, mikser orada kenardaydı. Hazır olacak mikserimiz orada. Hı-hı. Evet. Size bir püf noktası göstereyim ama çırpıcılarımız yok. Bu püf nokta makineye mi attık? Dur canım, atmamışızdır. Muhtemelen atmamışızdır. Heh. Heh, buradalar. Aferin. Atmamışlar. Muhtemelen atmamışsınız Rabia'cığım. Tebrik ederim. O muhtemelen sana gelmişti. O yüzden helal olsun, atmamışsın. Sıkıntı yok. İşte havuçları da ablası. Havuçları, asayiş Berkemal. Patatesi ve şeyi de yapacaktı da unuttu benim kız. Olsun. Çok işleri var. Bu da benden. Anne giydirmesi. Anne giydirmesi. Evet, şöyle düşük devirde bakın. Nasıl didiyoruz tavukları bak. Bak. Aman yarabbim, aklımla bin yaşayayım. Kim uğraşacak elde bunu ditmeye bak. Bak nasıl oldu. Allah, kuzu gerdan oldu yemin ederim. Bak. Lif lif mis. Lif lif, şöyle patatesimizin üstüne atıyoruz. Yani bu da benden bir püf noktası olsun. Evinde böyle çırpıcınız varsa hemen 2 dakikada çırpıverin. Bunu ilk gördüğümde bayılmıştım ya valla. Çok güzel sayfalar var. Gerçekten hayatımızı kolaylaştıran özel sayfalar. Ben onu üstüne yapmak istiyorum ya. Nasıl istersen. Heh, şöyle renkli dursun istiyorum Serpil'im. Sana ben ama bir kat vereyim oraya ki tutunsunlar annesi. Ha? Şu araya koyacaksın şimdi. Hı. Üstüne tavuk yapacağım en son çünkü. Tamam, nasıl istersen. Hı. Şöyle. Azıcık da kaşarı. Birazcık da içine atacağım onu. Buraya da mı atacağım? En son ama. Doğaçlama Nermin. Hı-hı, doğaçlama. Ha, şuraya kaşar peynir istiyorum. Nermin Öztürk. Şöyle. Heh. Bu kalsın üstüne. Tamam. Şöyle evet. Serpil kök gezdir. Hı. O pasta şeyimiz var ya bizim. O kaşığı istiyorum senden aşkım. Hı. Bu şimdilik sana yetermiş gibi hissettim. Öyle. Bu onun içine girebilir de girmeyebilir. Girmesin, tamam, kaşıkla hallettim. Bunun içerisinde ne koyduk? Süzme yoğurt. Tamam. Yeter benim. 2 kaşık mayonez. 2 kaşık mayonez. Tuz. Süzme yoğurt, mayonez ve tuzdan, evet, bir karışım elde ettik.
Şimdi renklendirmek için bu kalan kısmı en üste. En üste havucu koyuyorum. Bununla pastanın zeminini yapacağız. Bu kısma da kalan tavuk parçacıklarımı ekliyorum. Biraz daha ditseymiş miymiş. İyi, tamam. Yavaş hareket edebilirim o zaman. Ben bunu da buraya karıştıracağım. Aynen, kaşarı da onun içine koyalım. Sadece sarılar kalsın. Mısırla da kapatacağız. Evet, şöyle. Bu şöyle zeminde oldu. Sonra evet, bir sıkıştır ki bizimle geri gelmesin o. Şöyle bakın, elimle. Ne üçüncü şifre? İle. Üçüncü şifre ile efendim. Şu an ekranda gördünüz. Bunun da üstüne şöyle kalan sosumuzu koyuyorum. Bir pasta görüntüsü elde etmek istedik. Şöyle pasta görüntüsünü de şöyle elimizle ya da bir kaşığın ters tarafıyla elde edebilirsiniz. Benim elimde eldiven olduğu için böyle daha kolayıma geldi. Şimdi bunu biz dolaba atacağız. Reklam arasında bir 10 dakika dolapta donsun. Bunun Serpil'in. Odası sen, evet evet. Şunu da alayım, şuradan ziyan olmasın. Gidiyorum. Şunu da vereyim Serpil içine. Atacağım. Mısırı... Geçti. Geçti geçti. Mısırı da unutma Nermi, üstüne serpiştir istersen, öyle gidelim. Şimdi böyle geleyim şuraya. Üzerine de mimoza renklerinden aldığımız sarımsı rengi şöyle verelim. Annet bu kendini gerçekten şey sandı, mayalı. Annem sen mayalı değilse kurban olsun. Aşkla yaptım ben o ekmeği. Elim yana yana yaptım. Tabii ki kendini mayalı sanması gerekiyor. Ve ben geliyorum, o aşkı birazdan bence gösterelim. Göstermeyelim şimdi. Hocam göstermeyelim. Göstermeyelim şu görsünler. Çok güzeldir o. Görmeyin, görmeyin. Nermin sakladım. Saklayın onu. Bakalım Nermin karbonatlı ekmeği yapabildi mi? Eli de yanmıştı zaten. O ekmek olmaz diyenler birazdan sofrada görsün. Orada kamerada şey yapıyor, şey Serpil'le. Sucuğum gösterecek. Şey oynuyor. Kovalambaç. Gel gel, göstermeyecekler. Anlaştık biz hocamla. Ha. Sen istediğin kadar burada dur hocam. Hocam dedi ki göstermeyeceğiz. Sen bunu göster, gel. Evet, dolaba atıyoruz. Dolapta bu güzelce dinleniyor. Bir gün önceden bu salatayı rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Buzlukta da dinlendirdikten sonra ertesi gün servis edebilirsiniz. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Evet, orada bir 10 dakika kendine gelsin. Oh, çok şükür. Bitti mi? Yo, biz bir iki tarif daha yapalım. Aa, şeye bakacağım. Dur, bulgur pilavı yıkanır mı, yıkanmaz mı? Yok. Bakalım. Serpil bir peçete. Sana zahmet aşkım. Dur, vereceğim hayatım. Geliyorum. Ah. Atattım. Yüksel'in sesi kesildi bugün. Hayırdır Allah. Kaybetti Allah. Kesin şey bulguru. Bakıyorum. Ne oldu, iyiyim acaba? Kıyamam da başına bir şey gelmesin. Evet. 406 oy yıkanıra gelmiş. %68. Yıkanmaz da %34 demişler. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bu şartlarda efendim yıkanır. Yıkanmayan pirinç, bulgur olmaz. Tertemiz, mis gibi. Gönder gelsin. Yıkanır dediğiniz için ve benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Zaten işte seviyorum sizi ya. Aramızdaki gönül bağı bundan ötürü geliyor. Sen konuş Yüksel'cim. Efendim, ekmeklerin son görüntüsü böyle içimini dilimleyerek göstereceğim. Son şifremiz. Dünün kazananları, hepsi ve daha fazlası yemek masasında. Hadi gelin. Evet efendim, ekmekler oldu mu? Ekmekler olmadı mı? Yoksa yapamadım mı? Bıçak gelmedi mi? Bıçak da hazırlasın. Getir bakalım Serpil. Şöyle getiriyorum. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Aman yarabbim, aman yarabbim. Oo. Abi bu nasıl güzel bir kokudur. Şu an bence kesmeyeyim. Çünkü çok sıcak. Ellerim yana yana tutuyorum. Birazdan tadacağız inşallah. Neler yaptık bugün? Günün menüsünde çok lezzetli tariflerimiz var. Ama öncesinde şöyle kuzu gerdan çorbamızla başlayalım. Harika bir güzellikte bizi bekliyor. Hemen akabinde mimoza salatası hazırladık. Yine şıkır şıkır bir görüntüyle sizlere sunduk.
Önde bir kule yaptık ama bu gerçekten harika bir kule oldu. Lezzet kulesi. Yan tarafta cheesecake'ten böyle bozma, harika, çikolatalı, zeminde muhallebisi, bisküvisiyle buluşmuş. Üç katmandan oluşan çok güzel bir görsele sahip pasta hazırladık. Hemen akabinde de patatesli bulgur pilavımız var. Yanına cacık da yapabilirsiniz, soğan da söğüş edebilirsiniz. Aman yeme de yanında yat, sağlık deposu. Ve tabii ki piyangodan aradan çıkmış olan karbonatlı, yumuşacık, mis gibi ekmeklerimiz. Bunları tabii ilk sıcağa çıkmadan asla doğramayın ki içi hamur kalmasın. Hemen dünün kazananlarına gelelim. 4 kişiye çok hoş bir yağdanlık hediye etmiştik Tuğba'cığımdan. Geliyorum. Evet, Emine Demirci efendim birinci kazanan kazanan izleyicimiz oldu. Münife Eski Horon ikinci kazanan, Bahri Saka üçüncü kazanan, Hatice Tolan'da dördüncü kazanan oldu. Sosyal medyada Nermin'in Enfes Mutfağı'nın hikaye bölümünde şimdi kızlar etiketleyecek sizi. Oradan da kendi isminize ulaşabilirsiniz. Son 2,5 dakikamız kalmış. Şöyle kısaca bir sohbet edelim. Efendim dediğim gibi her gün aynı heyecanla Beyaz TV ekranlarında sizlerle olmaya bütün hızıyla devam ediyoruz. Son şifremiz de merhamet. O da şu an ekranda görüyorsunuz. Onu da not ederseniz sevinirim. Nermin'in Enfes Mutfağı'na üçlü krem kazanmak için uğrayabilirsiniz. 3 kişiye bir krem hediyemiz olacak. Ben çok memnunum. Geri dönüşler çok güzel. Gerçekten bu seneki özellikle tariflerimiz çok hoşunuza gidiyor. Yorumlarda da görüyorum. Beyaz TV'nin kendi sayfasında, bizim program sayfamız ve benim sayfamda da sürekli harika yorumlarınızı alıyoruz. Biraz daha tarifleri farklılaştırmaya, sunum açısından bir tık ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında amacımız bu. Yani her şeyin en güzelini en pratik yöntemiyle sizlere sunmak. Bunu da becerebiliyoruz inşallah efendim. Evlerinizde yüzünüzü böyle bir damla da olsa güldürebiliyorsak, tebessüm ettirebiliyorsak ne mutlu bize. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Yarın haftanın ortası efendim yine saatler 13.00'da biz Beyaz TV ekranlarında, mutfağımızda ve evimizde sizlerle olmaya devam edeceğiz. Rabbime emanetsiniz. Sağlıklı kalın efendim.